Bize C3H8O molekül formülünün verildiğini ve Lewis nokta yapısının sorulduğunu düşünelim. Solda bu molekül formülüne sahip olabilecek olası bir Lewis nokta yapısı var. 3 karbon var. 1 2 3. 1 oksijen var. Hidrojenlerden de 8 tane var. Yazalım Lewis nokta yapısı tüm bağları gösteriyor. Ama tüm bağları böyle göstermek oldukça zaman alır. Bu yüzden bu molekülü farklı yollarla gösterebiliriz. Bu yapıyı biraz daha kısaltabiliriz. Buraya eşittir işareti koyalım. Yani birazdan çizeceğimiz yapıya eşit olacak. Kırmızı ile yuvarlak içine aldığım buradaki karbona odaklanacağız. Bu karbonu buraya yazıyorum. Bu karbon bir OH'a bağlı. OH'ı buraya yazalım. Oksijendeki ortaklanmamış elektron çiftlerini de koyalım. Bu karbon aynı zamanda bu hidrojene de bağlı. Bu hidrojeni de çizelim. Bu kırmızı karbon morla gösterdiğim bu karbona da bağlı. Mor karbonda 3 hidrojene bağlı. O zaman bunu CH3 olarak gösterebiliriz. Buraya CH3 yazıyorum. Kırmızı karbon bu. Mor karbonda bu. Sol tarafta kırmızı çizdiğim karbon, mavi çizdiğim başka karbona bağlı. Bu mavi karbonda 3 hidrojene bağlı. Yani sol tarafta da başka bir CH3 var. Hadi gösterelim. Solda bir CH3'ümüz var ve mavi karbon doğrudan kırmızı karbona bağlı. Bu yapı kısmen sıkıştırılmış yapı formülü olarak adlandırılır. Kısmen sıkıştırılmış yapı formülü diyorum. Bütün bağları burada göstermedik. Ancak bu yapı bize soldaki Lewis yapısıyla aynı bilgileri veriyor. Bu ikisi aynı molekül. Sadece farklı şekillerde gösterilmişler. Daha da ilerleyip tam sıkıştırılmış yapı formülü de çizebiliriz. Hadi yapalım. Yine kırmızı karbona odaklanalım. Yani buradaki karbona. Bu karbonu buraya çizelim. Bu karbon iki tane CH3 grubuna bağlı. Sağda bir CH3 grubu var. İşte burada ve solda da bir CH3 grubu var. Yani CH3 yazıp parantezi alıp sağ alta da 2 yazabiliriz. Bu da kırmızı karbona doğrudan bağlı olan 2 adet CH3 grubu olduğunu gösterir. Kırmızı karbona başka neler bağlı? Bir hidrojen var. Bunu da çizelim. Karbon hidrojene bağlı. Karbon aynı zamanda bir OH'a bağlı. Buraya da bir OH yazalım. Bu tam sıkıştırılmış yapı formülü. Dikkat edin, burada hiç bağ gösterilmiyor. Bağları sıkıştırılmış formülden çıkartmamız gerekiyor. Hadi sıkıştırılmış formülle başlayıp Lewis yapısına doğru gidelim. Tam sıkıştırılmış yapı formülüyle başlayıp kısmen sıkıştırılmış formüle gideceğiz. Ardından Lewis yapısına geçeceğiz. Öncelikle tam sıkıştırılmış bir yapı formülü yazıyorum. CH3 3 ve COCH3. Hadi bunu Kısmen sıkıştırılmış yapı formülüne çevirelim. Buradaki kırmızı karbonla başlayacağız. Bu karbona ne bağlı? 3 adet CH3 grubu var, değil mi? Yani 3 tane CH3 grubu doğrudan bu karbona bağlı. Şimdi bunları çizeyim. Bir tane CH3 grubu, burada başka bir CH3 grubu ve son olarak burada da bir CH3 grubu var. Buradaki kırmızı karbon tabii ki bu ortadaki karbon. Bu kırmızı karbon aynı zamanda oksijene de bağlı. O zaman bir oksijen çizmemiz gerekiyor. Dikkat edin. Kırmızı karbon etrafında şimdi oktet. Yani 8 adet elektron var. Oksijen bir CH3 grubuna bağlı. Onu da şöyle çizelim. Evet. CH3 burada. Kısmen sıkıştırılmış yapı formülünü çizdiğimiz için tüm bağları çizmeyeceğim. Oksijenin ortaklanmamış elektron çiftlerini de buraya koyarak oksijeni oktete tamamlayabiliriz. Evet. Şimdi kısmen sıkıştırılmış yapı formülümüzü oluşturduk. Bu yapıyı biraz daha açmak ve tam Lewis yapısına çizmek istersek yine kırmızı karbonla başlayacağız. Kırmızı karbonumuz burada. Bu karbon başka bir karbona ve o da 3 hidrojene bağlı. Çizmiş olduğum bu CH3 grubu buradaki. Evet, sonra sol tarafta da bir CH3 grubumuz var. Yani sol tarafa da aynı gruptan çizmemiz gerekiyor. Bakalım bunun için yeteri kadar yerimiz var mı? Var galiba, evet. Hidrojenlerimiz de tamam. Oldu. Yeşille daire içine alalım. CH3 grubumuz burada. Ve son olarak başka bir CH3 grubumuz daha var. Onu da şurada maviyle gösterelim. Aşağıya onu da çiziyoruz. Oldu. Dikkat ettiyseniz Lewis yapısındaki tüm bağları çiziyoruz. Sırada oksijenimiz var ve 2 adet ortaklanmamış elektron çifti var. Bu oksijen başka bir CH3 grubuna bağlı. Bunun içinde başka bir renk çizelim. Evet. Bu CH3'ü de çiziyoruz. Bir karbon var ve 3 tane hidrojene bağlı. Son CH3 grubumuz da bu şekildeydi. Bunu da daire içine alalım. Harika. Özetle ne yaptık? Tam sıkıştırılmış yapı formülünden kısmen sıkıştırılmış yapı formülüne, oradan da Lewis nokta yapısına gittik. Aynı şekilde tam tersi yönde yani Lewis nokta yapısından kısmen sıkıştırılmış yapı formülüne oradan da tam sıkıştırılmış yapı formülüne gittik. Bunun genellikle küçük moleküller için kullanıldığını görürsünüz. Açıkçası bu yöntem küçük moleküller olduğunda daha kolay uygulanıyor. Büyük moleküller varsa bu yöntem pek de işe yaramaz. O yüzden büyük organik moleküller için neredeyse her zaman çizgi bağ formüllerinin kullanıldığını görürsünüz.